Bir başka dava dosyasına bakalım. Eylem Tok ve Timur Tok, hatırlıyorsunuz. Timur Cihan Timur daha doğrusu. Eylem Hanım bir yazar ve oğlu Timur 16-17 yaşında bir spor arabada Kemerburgaz Ormanı'nda ATV'siyle yan tarafta bekleyen bir aileden bir aile babasının ölümüne yol açmışlardı. Bugün anlıyoruz ki o dava sırasında da haberin daha ilk yayınlandığı anlarda da haber zaten sansüre uğramış. Haberi yapan DHA muhabiri, eskiden Doğan Haber Ajansı olan bu haber ajansı şimdilerde Demirören Haber Ajansı malumunuz ve orada Rojda Altınbaş isimli bir meslektaşım, genç kadın meslektaşım haberi yakalıyor. Haberin dosyası hemen ajansa düşüyor. Ajans haberciliği şöyle bir şeydir. Tıpkı bir polis istihbarat telsizi gibi sürekli olarak o ajans haber merkezinde bir telsiz vardır ve zaten de işte polisten gelir istihbarat. O bilgiyi alırsınız, hemen teyidini yaparsınız ve ajansa koyarsınız. Size abone olan onlarca haber kuruluşu da haberi sizin havuzunuzdan, haber havuzunuzdan teyit edilmiş güvenli bir şekilde çeker ve kullanır. Benzer şekilde polisten bu haberi yakalıyor Rojda bir muhabir olarak. Bir kaza olduğunu, ölümlü bir kaza olduğunu hepsini yakalıyor. Fakat haberin yayına geçmesiyle ilgili süreçte kendisine bizzat patronundan ve patronunun yakınlarından bir telefon geliyor. Şimdi bugün anlıyoruz ki gerçekten de 16 yaşındaki Timur'un kullandığı o aracın içinde ya da onu takip eden araçta hakikaten belki de Revna Yıldırım Demirören'in oğulları varmış. Çünkü bugün ses kaydından da anlıyoruz ki bir sansür uygulanmış haberin ilk anlarında. Şu da olmuş gerçi, onu da hatırlarsanız geçmiş yayınlarımda anlatmıştım. Otomobilin, yani kazaya karışan Timur'un kullandığı spor otomobilin kime ait olduğu ilk anda anlaşılamamış. Biraz da o yüzden haber gecikmiş, kimlikleri tam tespit edilememiş. Çünkü bugün anlıyoruz ki o araç aslında baba olan Bülent Cihan Timur'a ve onun estetik kliniğine kayıtlıymış. Ticari bir araç olarak kayıtlıymış. Onun da tabii sebebi var. İşte daha vergiden muaftır, bir şeydir, ne bileyim, kullanım koşulları daha uygundur aracın. Dolayısıyla o şirkete kayıtlıymış araç. İlk anda Demirören Haber Ajansı'ndaki arkadaşlarımız bunu da tespit edemedikleri için aracın kime ait olduğunu ve içeride kimin olduğunu da tam anlayamamışlar. İşte o dakikalarda bu doğrulama işleri yapılırken bir telefon almış Rojda Altınbaş. Duyalım sesi. Efendim? Alo. Efendim? Merhabalar, Demirören Haber Ajansı'ndan arıyorum. Buyurun. Bülent Bey ile mi görüşüyorum? Bülent Bey değil efendim, ben yardımcısıyım. İsmim Dursun, buyurun. Dursun Bey şöyle, ben bugün bir haberci olarak bir cenazeye katıldım. Oğuz Murat Acı isimli bir bilgisayar mühendisi, esnaf. Kendisi dün gece vefat etmiş. Oradaki yakınlarıyla röportaj yaptık, biraz görüştük. Ve Bülent Bey'in oğlunun kendisine vurup kaçtığını iddia ettiler. Ben de tabii ki hani gazetecilik etiği adı altında sormam gerektiği için, böyle bir şey sormadan yazamayacağım için sormam gerektiği için sizi aradım. Acaba kendisine sorabilir misiniz, böyle bir şeyle alakalı en azından ret mi ediyor ya da böyle bir şey yaşandı mı? Yani böyle bir şey yaşandı mı derken benim de duyduğum kadarıyla, tabii ben görmedim ama böyle bir şey yaşanmış ama nasıl yaşandığını bilmiyorum. Tamam, peki acaba kendisine bir söz hakkı, yani kendisine söyler misiniz, bir şey demek istiyor mu yoksa... İddiaları reddetti mi yazalım ya da kabul etmedi mi yazalım, sonra haber çıktığında sorun yaşanmasın diye soruyorum. Tamam, ben ulaşabilirsem kendisine ulaşayım. Ona tamam. Göre size tekrar döneyim. Tamam, tamamdır, ben bekliyorum. Teşekkür ederim. Tamam, sağ ol. Şimdi Rojda tabii haklı olarak alalım ekrandan. Rojda haklı olarak tabii ki teyit etmek için ulaşmış ama aynı zamanda kendisinin de patronu Demirören Haber Ajansı'nda çalışıyor. Yanlış veya eksik bir bilgi girmek istememiş. Arkasından da bir süreç olmuş ve o süreçte de bir süre durması, haberi iyice anlaşıldıktan sonra yazılması istenmiş. Yani orada da bir film fırıldak dönmüş anlayacağınız. Ve bu davada da bugün bakın hala şüpheliler ortada yok. Nasıl ki 6 yaşındaki HK davasında, Hiranur Vakfı davasında bir türlü karar çıkamıyorsa, istinaf süreci sürekli erteleniyorsa, bu davada da şüpheliler ortada yok. Nerede Eylem Tok?
Nerede Timur Cihan Timur? En son Amerika'da görüntülendiler. Çok lüks bir rezidansta yıllık bir daire kiraladıkları bilgisi ortaya çıktı. Arkasından gene Amerika'nın çok güçlü avukatlık ofislerinden birini kendilerine dava sürecinde destek olmaları için tuttukları söylendi. Sonrası fos. Gene bu davada yarım kalmış ve hiçbir şekilde ortada şüphelerin bulunmadığı bir başka dava.